Hiç kimse kusursuz değildir. Hiç kimse eleştirilemez değildir. Elbette bizim de kusurlarımız, hatalarımız vardır. Elbette eleştiri olacak. Eleştiriyle kişi gelişir veya uçurtma rüzgara karşı yükselir. Haklı eleştiriden, çünkü eleştiri olumluyla olumsuzu ayırt etmektir, elbette mutlu oluruz ve gelişiriz. Ancak şahsıma ve kanalıma yönelik o kadar çok saldırı, o kadar çok karalama var ki bunların peşine düştüm. Çünkü ana, avrat, din, iman, bir yaşındaki bebeğe dahi küfür ediyorlar. Bunların şunu bilmiyorlar. Yani belli küfürleri ettiğinde kimliğini gizlesen bile IP numarası, Facebook veya işte YouTube, Twitter, ID numarası, MAC adresini saklayabileceklerini zannediyorlar. Şahsıma yapılan küfür, hakaretleri baktığımızda çoğu ilaç mümessili, ilaç firmalarının halkla ilişkiler çalışanları, işte psikiyatri asistanları veya kendileri, madde kullanan narsist tıp öğrencileri, bunlar var. Elbette bunları anlamak mümkün. Çünkü ağzındaki kemikler gidiyor. Çoğu bilmiyor veya bilse de çıkarı gidiyor. Bunları anlamak mümkün. Bir de şöyle tipler var. Ayak takımı, otçu, seksçi, işte mutluluğu gülmekte arayan, sürekli işte kavgalar çıkartan böyle serseri takımları var. Bunlar da anlamak mümkün. Bir de şöyle takım var. Torbacı dediğimiz bu takım var. Psikiyatriyi savunan sıradan halk da var. Bunlar da şöyle. Psikiyatriden belli çıkarları var. Örneğin kardeşini, babasını, çocuklarını hapsetmiş, elektroşok verdirmiş. Bunun suçluluğu var, bir de savunması var. Aslında suçluluk duymazlar. Amaçları kendini savunmak. Psikiyatriden yararlanıyorlar. Örneğin miras için veya kontrol için, daha çok para için psikiyatriyi kontrol ediyorlar. Örneğin bir kişi karısını, sevgilisini akıl hastanesine kapatıyorsa veya ilaç almayı zorluyorsa o kadın depresiftir, cinsel yaşamı düşmüştür. Bunun için psikiyatri kliniğine kapatıyor veya ilaç aldırıyor. Eğer baba veya yakını varsa işte hiperseksüalite vardır, uygunsuz yaşam vardır veya bazı suçları örtbas etmek içindir. Örneğin babanın kızına yönelik tacizini çok kolay örtebiliyorlar. Böyle çeşit çeşit insan tipleri var. Elbette bunun peşine teker teker düşüyorum. Size şöyle bir karakter sunacağım. Şahsıma saldıran, bir yaşındaki bebeğe küfür eden bir tip. Bu kişi, babası bir hekim. İyi bir hekim, iyi bir insan. Ancak o da madde bağımlısı. Hekimler arasında psikiyatrlar, cerrahi uzmanları, anestezi uzmanları arasında madde kullanımı, Xanax'tır, özellikle Xanax gibi ve bazı anestezi ilaçlarının kullanımı çok yaygın. Tecavüz ilacı olarak veya kafa bulucu olarak veya ayakta durmak için veya keyif için bu ilaçları kullanıyorlar. Çünkü özgüven tam. Gerçek etkilerini pek bilmiyorlar. Ancak bilen de söylemiyor. Kariyer sahibi babaların çocukları, özellikle erkek çocukları, babalarıyla rekabete bırakabiliyorlar. Babasının kariyerini yetişemedi mi bırakıyor ve başka yollar seçiyor. Örneğin bu kişi bana saldıran troll, babası değerli bir hekim olmasına rağmen, madde kullanan bir hekim, bu başarısız, bu nöropsikoloji bilmem ne derken yurt dışında parayla gerizekalı gibi, yani üniversite sınavında 90 puan alıp parayla yurt dışında okuyor. Ancak
Ancak madde kullandığından dolayı zor bitiriyor veya yıllarca bitiremiyor. Peki neden madde kullanıyor? Çünkü aptal babası meslektaşını götürmüş. Meslektaşını kendi çocuğuna götürmüş. 11-12 yaşından itibaren ilaç vermeye, uyuşturucu vermeye başlamış meslektaşı. Düşünün. Bunlardaki ahlak değeri, ahlak anlayışı sıradan bir hırsız çetesinde bile yok. Hırsız çetesi en azından arkadaşlarının, çocuklarını, eşlerini korur. Ben gördüm. Cezaevine girince en azından koruyorlar. Ancak bunlar için herkes birer av. Arkadaşının oğlunu ilaç vermeye başlıyor ve madde bağımlısı oluyor. Kariyer sahibi babanın başarısız çocuğu olmak demek, uyduruk bir kariyer yaratırlar. Örneğin işte 30 dilde merhaba demeyi öğreniyor. İşte saçma sapan psikoloji teorilerini öğreniyor. İşsiz kalıyor. Ve o kadar çok madde kullanıyor ki Xanax'tır, Ativan'dır, şudur budur. İşte bir ilacın yan etkisini öbürüyle gideriyor. Yaş 30 olunca, giderler de fazlalaşınca artık torbacılığa başlıyorlar. Örneğin bu kişi çevresine Xanax gibi, Ativan gibi ve diğer tehlikeli ilaçların satışını yapıyor. Esrar artık kesmiyor. Düşünün. Bunu belki ben kurtarırım diye üniversitelerin hukuk bölümlerine, adalet bölümlerine yönlendirdim. Hukuka kazanamadı. Adalet bölümüne gitti. Ancak sürekli para isteme benden, işte madde kullanımını devam etme gibi sebeplerle dışladım. Narsist kırılma yaşıyor ve direkt küfürlere, hakaretlere ve saldırılara başlıyor. Çünkü her dediğini yapılmış, her istediğine kavuşmuş. Xanax'ın kafasıyla ağır küfürler edip ağır iftiralar yapıyor. Bu kişilerin genel olarak sığındıkları şudur. Karşıdakini Kürt olarak suçlama ve PKK üyesi olarak suçlama. Gerçekte ben Egeliyim, Aydınlıyım, Kürt de değilim. Olsa ne olur ki, onlar da bu ülkenin insanı değil mi? Ancak bu kişilerin genel olarak sığındığı ya dini kullanırlar ya da bu tür milliyetçiliği kullanırlar. Aslında milliyetçi falan değil. Sadece bir maske. Bir söz vardı. Bazen hainlerin son sığınağı vatanseverliktir diye. İlaç şirketlerinden nemalanan, torbacılık yapan, hayatta başarısız, bir kariyeri olmayan, işsiz ve mesleksiz bir insanın yapabileceği şey elbette torbacılıktır. Çünkü kendisi kafa bulmak zorunda ve bunu finanse etmek zorunda. Ve bu elit bir çevrede. Şu anda bu kişi Adalet Bakanlığı'nda staj yapıyor. Adliyede zabıt katibi olarak ve torbacılığına devam ediyor. Pek yakında delillerle birlikte organize şubeye ve gerekli yerlere müracaat etmiş olacağım. Ancak bu insan tiplerini iyi bilin. Torbacı, işte her dediği yapılmış veya ezilmiş. İkisi de tehlikeli. Bir çocuğun her dediğini yapmak da tehlikeli, her dediğini şiddetle bastırmak da tehlikeli. Ve toplum için tehlikeli tiplerdir bunlar. Toplumdaki birçok iğrenç olayın faili bunlardır. Uyuşturucu kullanımından dolayı cinsel davranış bozukluğu çabası. Cinsel güçleri olmadığı için genel olarak sapkınlaşırlar. Bıçaklama gibi, dövme gibi, röntgencilik gibi sektörün içine girerler. Bunlar canlı insan tipleridir. Siz olun, babanız kariyer sahibi ise veya bir kariyeriniz varsa toplumda çocuklarınızı iyi yetiştirin.